Sayın izleyicilerimiz merhabalar. Kanal İzmir TV gündem özel programında bir kere daha Profesör Doktor Mehmet Bülent Uludağ hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın seyircilerimiz bugün son birkaç haftadır gündemde olan Çin ve Çin'in Avrasya'daki politikaları, kendi iç sistemindeki politikaları, parlamenter sistemi üzerinden başlayacağız. Daha sonra hocam İtalya'daki seçimler üzerinden evet, Avrupa parlamenter evet. Sistemdeki Fransa, Almanya ve İtalya değil mi hocam? Evet. Üçü arda arda geldi. Tıkanıklıklar nereye gidiyor Avrupa parlamenter sistemi? Sağcılar demiştiniz. Evet. Sağ tabanlılar yükseliyor gibi konuşmuştuk. Ve bir de bizim Türkiye'de iç politikamızda yeni seçim ittifakları üzerinden. Yeni bir mesele. Sayın izleyicilerimiz üç konu üzerinden konumuzu geliştireceğiz. Hocam, Çin en son meclis seçimi yapıldı herhalde, bir evet. Toplantısı yapıldı. Siz takip ettiniz yani, onu bir şey yaparsanız. Çin televizyonları falan zaten artık küresel ölçekte yayına geçtiler. Ve Çin büyüyen ekonomisiyle artık dünyanın bir numarası diyebiliriz. Ekonomik anlamda bu böyle. Buna göre de bir politik biçimlenme arayışında var. Özellikle herhalde Şangay İşbirliği Örgütü kuruldu o 2000'lerin başları 1996 evet. Ama 2000'lerin Putin'le beraber şey. Hı-hı. Ondan sonra bu bir açıklık politikasına geçişi var galiba Çin'in evet. Değil mi hocam? Daha kapalı bir toplum gibi duruyordu yani önceden sanki. Yani ülke normal bir batılı ülke gibi öyle seyahat kısıtlaması falan olmayan ve artık sınıf üzerinden politika değil de halk, yani Çin halkı kavramını öne çıkaran bir noktaya geldi. Mesela Çin gibi büyük bir sosyalist dev olduğu halde Sovyetler Birliği bu dönüşümü başaramamıştı. Ve böyle katı, hiyerarşik, bürokratik bir toplum olarak kalmıştı. Çinliler bunun tam tersini yaptılar. Sovyetlerin de tabii hatalarından ciddi dersler çıkardılar ve son 40 yıllık dönemde ülkelerini dünya politikasında çok önemli bir noktaya getirdiler. Şimdi bugün hani Çin'i bugün pazartesi gündemimizde olmasının nedeni Çin'deki önemli anayasa değişikliklerinin olması ve Çin'in en büyük siyasi organı olan Ulusal Halk Meclisi'nin çok kalabalık bir meclistir bu ve her zaman toplantı halinde değildir. Yani bizim meclisimiz sadece yaz döneminde 2-2,5 ay bir tatil dönemi vardır. Ondan sonra Ekim ayından itibaren çalışmalarına başlar. Bu Çin Ulusal Halk Meclisi sürekli tabii her zaman toplanamaz. Bu dönemde çalışır. Yani Şubat, Mart, Nisan aylarında faaliyetlerini yürütür. Diğer zamanlarda herkes kendi yerinden tabii evet, kendi eyaletinde herkes vazifelidir ama bir daimi komite oluşturulur. Yani bu meclis toplantı halinde olmadığı dönemlerde yasama sürecini takip etmek üzere bir daimi komite oluşturur. Sovyet anayasal sisteminde de bu vardı ama Çinliler bunu çok etkin bir şekilde oynuyorlar. Bir de yine resmi bir organ olan seçilmiş üyelerin dışındaki Çin halkının siyasi danışma konferansı daha 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti ilan edilirken oluşturulmuş bir yapı ve halkın bütün kesimleri, sadece Komünist Partisi üyesi değil, hiç yani partili olmayan sanatçılar, sporcular, küçük iş adamları, bürokratlar, efendim öğretmenler, bunların yer aldığı, gazeteciler, avukatlar, bunların bulunduğu çok önemli bir organdır bu. Ve Ulusal Halk Meclisi'ne bağlı olarak çalışmalarını yürütür. Hocam, İlk önce bu toplanır. Mecburiyet oldu. Yani çok büyük bir coğrafya.
Evet. Çok da arazi karmaşası olan bir coğrafya. Tabii. Bir de kalabalık bir 9 milyon nüfus. Kilometre kare ve dünyanın en kalabalık nüfusu. Kalabalık ve merkezden yönetmek çok zor. Yani yönetimi hiç de kolay aslında olmayan bir mecburen böyle bir şey. Evet. Bu siyasi danışma konferansı Çin'in işleyen bir demokrasiye doğru ilerlemesi için de günümüzde de önemli bir rol oynuyor. Ve Çin'de pek bilinmez. Yani sırf Komünist Partisi'nin diktatörlüğü olduğu düşünülüyor. Bu yanlıştır. Yani Komünist Partisi dışında 8 tane parti vardı Çin'de. Hocam şey değil mi, yani Batı'nın, ABD ve Avrupa'nın empoze ettiği bir gözlük üzerinden baktığımızda Çin insan hakları ihlallerinin en yüksek olduğu, evet, ondan sonra en karmaşanın yaşandığı, hı hı, ne bileyim büyük problemlerin olduğu. Halbuki Çin'e giden şeyler var, yani turistler var. Çok emniyetli olduğunu söylüyorlar. Evet. Her yerde sivil polislerin olduğunu söylüyorlar. Ya Batılılar kendi menfaatlerini savunmayan her parti onlara göre güdümlü bir partidir. Ondan sonra da hemen böyle yaftalamayı bir şeyler yapıyorlar. İyi bilirler. Bir de demokrasiyi sırf kendi gözlükleriyle bakıyorlar demokrasi kavramına. Mesela Batı'daki demokrasi anlayışı sınıf demokrasisi. Mesela Çinliler buradaki çelişkileri gayet güzel eleştiriyorlar. Ve günümüz açısından, hani Çin'in performansı açısından bu iki organ muhtemelen Çin'i gelecek dönemlerde örnek bir demokrasiye doğru da götürebilir. Yani hocam toplandılar, emareleri var. Toplandı dediniz Halk Meclisi. İşte bu konferans, danışma konferansı adı da budur. Evet. Ama Ulusal Halk Meclisi'ne yol gösterir. Halkın taleplerini aktarır. Yani bu anlamda biz daha yeni bir ekonomik sosyal konsey kurduk. Yeni 2010 anayasa değişikliğiyle ne kadar gecikmiş olduğumuzu gösteriyor bu. Evet. Yani ekonomik ve sosyal konseye benziyor bu. Ama bundan çok daha etkilidir. Yani siyasi danışma konferansı yasama sürecine ilişkin talepleri dile getirir. Şimdi bizde böyle bir şey yok ki. Yani siyasilerimiz sabah uyanıyorlar, hadi bakalım şu kanunu çıkaralım veya etraflarındaki aklı evveller bir şey yumurtluyorlar. Hadi bakalım bu iyi bir şey gibi. Bu yasama süreci böyle yürümez. Halktan gelen talepleri alacaksın bir kere ilk başta. Bunu parti örgütleriyle almayacaksın. Doğrudan halkın organları olacak. Evet. Parti örgütü ne ki? Yani parti örgütünün gayesi seçimlerde propaganda. Başka bir gayesi yok ki parti örgütünün. Yani bu anlamda Çinlilerin örnek alınması gereken bir konferansı bu. Türkiye'de Ekonomik Sosyal Konsey bile, siz duydunuz mu düzenli yasama meclisine ilişkin talepleri olduğunu? Ne zaman ki bir kriz çıkar, işsizlik başlar, efendim durgunluk başlar, hadi bakalım Ekonomik Sosyal Konsey, o zaman her zaman Ekonomik Sosyal Konsey'in olabildiğince geniş katılımlı olarak bu yasama meclisini, hükümetimizi yol göstermesi lazım. Yoksa siyaset birkaç kişinin ülkeyi yönettiği bir mekanizma değildir. Evet. Bizim yanlışlığımız burada. Yani o yüzden de bizde kaliteli siyasetçi ne yazık ki yetişmiyor. Sürekli böyle nutuk atan ama gerçek sorunlardan bir haber siyasetçiler ortaya çıkmakta. Son böyle bir, bence 10-15 yıldır Çin'de çok böyle muhteşem bir şey var. Ekonomik performans açısından da hakikaten dediğiniz gibi dikkatlice incelenmesi gereken bir ülke. Ve yani dünyanın fabrikası olmuş durumda şu an Çin. Hocam şey, geçen gün okudum ben de. Mesela Çin'de Çinli Müslümanlara Hui Çinlileri diyorlar. Evet, Ningxia Hui eyaletindedir onlar. Tabii Soğuk Savaş dönemi boyunca bunlar çok şey olmuş. Çin yönetimi tarafından dışlanmış. Çok evet, fazla asimilasyona uğramışlar. Şu anda mesela serbest bırakmışlar. Şey yok yani. Evet. Aynı vatandaş statüsünde. Çin'de yani şöyle diyor, olabilir diyor. Sen diyor, inancın budur diyor. Devam edelim. Anayasal olarak Çin zaten o hak var. Ama Soğuk Savaş'ta arz ettiğiniz üzere kuşkuyla bakılıyordu. Tabii. Yani kuşkulu Tibet'teki Budistlere de öyle bakıyordu. Uygur yani, bölgesi birkaç evet, ayaklanmanın bir daha tetikleyeceği falan. Ama evet, şimdi Moğolistan bölgesine de öyle bakıyordu. Yani bunun gereksiz olduğunu anladı Çinli yöneticiler. Yani bu baskı politikasını. Fakat tabii ki
konuşulacak çok şey var bu Çin politikaları üzerine. Hocam, şu anda dünya ekonomisinin bir numarası olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Bu ekonomiyi şeyle konuşalım isterseniz. Çin-ABD ilişkileri kapsamında konuşalım. Bir şeyden bahsedeyim ben isterseniz biraz. Küresel güvenlik politikaları kapsamında Çin'in çok büyük bir, çok önemli bir modeli var şu anda. Şöyle bir model var. Şimdi bir tek kuşak, tek yol, tek kuşak yukarıdan Kazakistan üzerinden gelen bir hat var malumunuz. O Kafkas-Türkiye bağlantısında Türkiye üstlendi. Yani Türkiye'den çok yakın bir yıl içerisinde mesela o tren sistemi üzerinden Türkiye'den mesela Ankara'dan veya İstanbul'dan bindiğinizde Pekin'e kadar gidecek bir hat oluşuyor şu anda. Evet. Bu şimdi ikinci hattı. Bir hatta İpek Yolu projesiydi. Aşağıdan geçen hattı. Hı-hı. Yani Çin, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve direkt şeye İran üzerinden Basra Körfezi'ne. Evet. Enerji koridoru, demiryolu koridoru, karayolu ulaşımı, gümrüksüz bölgeler teşkil ediyor ve hepsinin her iki projenin de şey finansmanını Çin tek başına karşılıyor. Şimdi güvenlik politikasıyla birleştirmiş bunu. Bu çok önemli bence. Bakıyorsunuz mesela Amerika'nın Irak'ı işgali, öbür tarafta Afganistan işgalinde falan hep bir bataklık oluştu. Çekildikten sonra da ortalıkta düzelme de yok yani. Daha da beter bir alan kalıyor. Şimdi bunların politikaları Batı politikalarından çok daha farklı. Şöyle bir şey yapmış Çin. Şimdi yıllardır Pakistan'la Hindistan arasında bir husumet var. Keşmir bölgesi üzerinden. Yani hem bölge için problem var hem de kendi aralarında şey var, sert duruyorlar. Afganistan'da da Taliban ve El-Kaide var. Ve her üçünden dolaşan bir hat bu. Hem enerji geçecek, hem demiryolu, hem karayolu geçecek. Evet. Çin şunu söylüyor bunlara, bu üç ülkeye. İlk önce diyor, bu projenin de bütün diyor finansmanını ben karşılıyorum. Ama diyor güvenliğini siz sağlamak zorundasınız, sizin bölgenizden geçecek. Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir sorununu donduracaksınız diyor. Tamam diyorlar. İlk defa tarihte bakın ekonomi ne kadar önemli hocam. Hindistan'a diyor ki siz diyor Pakistan'a diyor her türlü silah desteğini, silahlı helikopter dahil desteği vereceksiniz diyor. Pakistan da diyor Afganistan'la ortak diyor her iki sınırda Taliban'a karşı şey verecek diyor. Operasyon yapacak diyor ki tarihte öyle izinsiz Pakistan askeri Afgan topraklarına girecek ya da Afgan askerleri Pakistan topraklarına girecek. Mümkün değil, görülmemiş bir şey. Ve üçü de tamam diyorlar, çok da güzel bir güvenlik sağlanmış şu anda. Ve bu hat ciddi bir şekilde oluşmaya devam ediyor. Yukarıya bakıyorsunuz, yukarıda da benzer şey. Yani Şangay finansmanını, Şangay mekanizması içerisinde bütün finansmanını sağladı. Ama sonuçta ne elde etti biliyor musunuz? Şu andan itibaren Hazar Denizi, ya yani Hazar Gölü Havzası, Denizi diyelim, evet. Hazar Havzası. Eskiden 5 ortaklı, şimdi 6 ortaklı. Çünkü Çin, Kazakistan'a yapmış olduğu bu yatırımlar sayesinde o Tengiz 1 ve Tengiz 2 petrol alanlarında %51 hisse senedini almış. Lukoil'in hocam. Ve artık diyorlar ki Hazar'da Çin ne derse o olacak. Çünkü hisse senetlerinin fazlası onların elinde. Yani gerçekten şeyler var gibi. Hani oldukça ekonomik anlamda agresif bir hamle ve, içerisinde. Ve ciddi stratejistler var sanki yani Çin'de bunları düşünen, planlayan. Tabii. Avrasya'yı çok iyi tanıyan. Sadece Avrasya için değil. Bugün mesela Çin'in bir Afrika politikası var. Yani Afrika'da üstlenmiş durumdalar. Afrika ülkelerine doğal kaynak üzerinden bütün altyapı sorunlarını biz Çinli mühendislerle çözeceğiz. Hocam, güvenliği de çözeceğiz diyorlar. Tabii işin ilginci. Zaten Afrika'ya İtalyan firması veriyor bu salçayı. Her gün 5000 ton Çin domates sosu İtalyan firmasına veriliyormuş. Evet. Ama tabii şimdi şey de var. O size bahsetmiştim bir makale vardı. Şimdi aynı 5 kiloluk sos şeyi var, konservesi. Avrupa'ya gidenin üzerinde içinde ne olduğu gösteren etikete bakıp kontrol edildiğinde birebir çıkıyormuş. Afrika'ya gidenlerin içinde de yarısı renklendirici çıkıyor şeyin. Afrika'ya da öyle veriyorlarmış yani.
Yani dört dörtlük yani, güvenilecek durumları Çin da yok ama. Çin artık bir küresel güç oldu diyebiliriz. Evet. Daha önce Çin bölgesel bir güç olarak tanımlanıyordu. Şimdi Latin Amerika'da, Afrika'da, Avrasya'da, Pasifik'te her yerde var. Hocam enerjiyi halletti, güvenliği halletti, ekonomiyi de halletti. Üçünü evet. hallederseniz zaten küresel boyuta geliyorsunuz. Bu iktisadi yaklaşımı, yani ihracat ağırlıklı ekonomik yaklaşımı, bunu daha önce Japonya'da bunu uygulamıştı. Güney Kore'de uygulamıştı. Çin bundan çok daha ileri boyutta uyguluyor. Bunun evet. iktisadi anlamda neo merkantilizm diye tanımlanıyor bu. Yani nakit değer fazlası vererek ihracata dayalı büyüme, nakit değer fazlasını da kendi ekonomik ve siyasi etkisini kullanmak için anlattığınız bu 2 trilyon dolarlık rezervi, sizin anlattığınız işte Avrasya projeleri veya Latin Amerika'da başka projeler, evet. efendim Orta Doğu petrolleri, şu an Çin Orta Doğu petrollerinin en büyük ithalatçısıdır. İşte İpek Yolu projesiyle İran'a çıkış yaptı ya hocam. Evet. Buradan alıyor zaten. Ya bekledi bekledi yıllarca, işte Rusya'dan 3000 kilometrelik boru hattı uzanacaktı, şu oldu. Baktı ki olmuyor. Enerji ihtiyacı da büyük. İşte bu şekilde. Bekleyecek. Aynı dediğiniz gibi para zaten geliyor. Ve o parayı da buraya kaydırıyor. Yani artık iktisadi anlamda hiç de Sovyetlerle kıyaslanmayan ölçek ekonomisi denilen bir ölçek ekonomisi avantajından yararlanan ve bu anlamda da küresel olarak bir numara olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu ülkenin anayasal sistemi iktisadi anlamda sonuna kadar esneklik içinde ama siyasi anlamda değil. Yani mesela Çin kendi parasını şey yapmamıştır, convertible yapmamıştır. Yani ben birilerinin kumar masası gibi kendi paramı oynatmam diyor. İçeride denetimli bir yuan sistemi vardır. Biz öyle değil. Yani dolar indi, dolar çıktı. Hemen kriz başlıyor. Evet. Yani ben bunu pek akıllıca da bulmuyorum. Yani bu hareketli, dalgalı kur politikası ülkede krizleri getiriyor ne yazık ki. Buradan şimdi ekonomisine tekrar girebiliriz. ABD, Çin bir Trump mücadelesi var değil evet. mi hocam şimdi? Bir de ABD bastırıyor galiba Çin mallarının girmemesi için Kanada'ya. Yani Trump'ın kendi seçmenlerine verdiği sözler var. Yani dışarı çıkan sermayeyi içeri getireceğim veya başka sermayeyi Amerika'ya çekeceğim diye. Ama Trump'ın şöyle bir yanılgısı var. Yani Amerikan ekonomisinin kendine özgü hastalıkları var. Yani bu ekonomi nasıl söyleyeyim, Marksist iktisatçıların fil hastalığı denilen, reel üretim diyelim ki 20 trilyon dolar, alım finans miktarı 200 trilyon dolar. Bu patlamak üzere olan bir bombadır, yani bunun izahatı yoktur başka. Tamamen böyle sanal ekonomiye dönmüş bir Amerika söz konusu. Her 10 senede bir savunma harcamalarını artırıp silah sistemlerini yenilemesi gereken askerleşmiş bir ekonomi. O yüzden böyle saldırgan politika izliyorlar. Çünkü sivil ekonomisi yok. Tekstil desen yok. Efendim kimya alanı desen yok. Otomotivde krizdeler. Ülke açık pazar durumunda. Müttefiklerine kapıları kapayamaz. Yani şimdi sadece Çin'i değil, Avrupa Birliği, Japonya'da ilgilendiriyor Trump'ın bu delilikleri. Bırakın bu merkezleri, en dost olması gereken Kanada ile Meksika ile kavgaya düştü şu anda. Yani Meksika ile bir sınır güvenliği kavgasına düştü. Öbür Kanada ile NAFTA'yı tartışıyor. Yani bir adeta züccaciyeci dükkanına girmiş fil gibi davranıyor. Yani bu anlamda pek fazla ileri noktalarda gümrük duvarları örebileceğini düşünmüyorum. Çin'e karşı da çok da büyük borçları da var zaten herhalde. Tabii ki. Amerika'yı Obama dönemindeki finansal krizden Çin kurtardı. Bu pek bilinmiyor mesela. Çin'in elindeki muazzam rezervler evet. o 2008-2009 krizinde Amerika'nın can simidi oldu. Ve şu anda gerileyen bir güç ve küresel hegemonyasını yitiren bir güç. Ama böyle
işkembeden atıyor işte. Yani sürekli sağlıklı ve düzen getirici, herkes için refah getirici politikalar üretemiyor Amerikalılar. Hocam zaten söylüyorum yani. Düzen bozucu politikalar üretiyorlar. Soğuk savaş bittikten sonra bile üretemedi. Evet. Yani bu beyin yok ama ya bu şu gelişmelere göre sanki Çin'de var bu stratejistler yani. Bu yani Çin'in yaklaşımı çok güzel şeyler. Bizim hiçbir ülkede askeri üssümüz yoktur. Biz sabah kalkıp gidip falanca ülkeyi bombalamış bir ülke değiliz diyor. Çin ordusu Çin sınırları içindedir. Elindeki ekonomik ve ticari avantajlarla küresel ölçekte bir siyasi etki kuruyor. Ve Avrupa'nın ve Amerika'nın kronik hastalıklarını görüyor. Bunlara karşı kendi modeller üretiyor. Hele de 3. Dünya ülkelerine yönelik, Avrasya'ya yönelik, Rusya'ya yönelik. Bu gidişatın neticesi de tabii ki ekonomik anlamda Trump'ın çabaları bence saati geri döndürmek kadar, zamanı geri döndürmek kadar anlamsızdır. Evet. Hele şimdi şu Fırat'ın batısındaki harekat böyle sona doğru yaklaşıyor artık, Afrin bitecek. Evet. Sonra sıra, dün Cumhurbaşkanımız açıklaması vardı. Sıra Minbiç'e girecek, bütün Suriye sınırına gelecek, hepsine gelecek falan. Hepsini, bütün tehdidi ortadan kaldıracağız açıklamaları vardı. Şimdi Çin'in de bir açıklaması vardı. Suriye'de ben de varım dedi. Sanki şey gibi geldi bana. Şimdi 2005-2006'ları hatırlar mısınız? Şöyle bir şey oldu. El-Kaide çekildi. Yani yok etmedi Amerika ama eski etkinliğini ortadan kaldırdı. Bazı terör eylemlerinden ibaret kaldı. Yani. Bu dönemde de Putin tabii Şangay İşbirliği Örgütü ve Taşkent Güvenlik Anlaşması bağlamında da Avrasya terör gücü kurmuşlardı Çin'le beraber. Çin, Rusya ve diğer ülkelerin katkısıyla. Putin'in bir açıklaması vardı Amerika'ya. Artık çekilebilirsiniz. Terör tehdidi kalmadı. Kaldı ki bir cümle kullandı orada. Avrasyalıları Avrasyalılar korur diye böyle bir şey kullanmıştı. Evet. Biz bir terör merkezimiz var. Bizim terör gücümüz var. 50 bin kişilik kara, hava, deniz ordusu var burada. Size artık ihtiyaç yok. Evet. Yani bu terörle uğraşmak için. Biz bunu hallederiz. Şimdi burada sanki Putin ve Çin, Rus şeyi gizli böyle bir işbirliği var. Çin bu açıklamayı yapıyor. Şangay'ı Suriye'ye getiriyorlar sanki. Yani Afrin harekatı bittikten sonra Rusya, Çin, İran, Türkiye dörtlüsü olarak Amerika'ya tamam artık çekil bak böyle bu silahlarını da al PYD ile falan olmayacak. Biz burada Suriye'de bir şey kuracağız ki. Yani şu noktada Amerikalılar bir tercih yapmak durumunda kalacaklar. Daha da beterine yani ya hazırlayacaklar savaşın kendilerini. İçine çekilecek tamamen. Artık öyle dışarıdan teröristleri silahlandırıp savaşma devri bitti. Ya savaşın içine girecek tamamen. Ama şöyle düşünün. PYD'yi çatıştırmak zorunda. Amerikan askeri kamuoyu kabul etmez onu. Amerikan kamuoyu. Evet. Amerikan askeri Suriye'de hocam PYD ile bu güçlere karşı diğer mücadele güçleri alt edebilecek bir güç değil. Yani bir teröristi istediğin kadar eğit, en gelişmiş silahları ver, neticede bir ordu değildir o. Tabii. Düzensiz bir terörist grubudur. Yani Pentagon'un temel hatası bu oldu burada. Ve şu aşamada da Pentagon şey üzerinden kurguladı. Biz bunu, bu yapıyı oluştururuz. Türkiye'ye dahi hiç kimse bize karşı çıkamaz. Hı hı. Ve burada biz özel bir yapı, aynı Kuzey Irak'ta olduğu gibi özel bir yapı yaparız. Evet. Ama sen Kuzey Irak'ta 1990'da yaptın bunu. Pentagon'un hesabında sadece Kuzey Irak veya Kuzey Suriye değil, Türkiye hudutları da vardı. O 16 Temmuz girişimini bu yüzden yaptırdılar. Yani Türkiye'de o ayrı, Suriye manzarası istiyorlardı. Tabii. Yani tabii. Bunu müttefikimiz zannettiğimiz bir devlet, Pentagon'un planlarında vardı tabii bu. O gerçekleşmeyince şu an ellerinde kaldı bu teröristler. Yani ne yapacaklarını bilemiyorlar. Tabii. Yoksa o olsaydı devasa bir terör devleti kuracaklardı burada. Tabii ki. Yani şey diyor, bir müttefik olabiliriz ama Amerikan çıkarları için müttefiklik bir kenarda kalabilir mantığıyla hareket ediyor. Tabii. Ya bunun şeyi yok. Bugün bile yani aynı politikaya devam ediyor ama artık bir yol ayrımında. Yani giderek bu çatışmanın içine çekilecek öbür türlü. Ve bu terör gruplarının ne yapacağını şu an bilemiyor. Bazıları acaba Şam yönetimiyle anlaştırayım mı diyor. Ama Suriye olayından hiçbir kazanç sağlayamadan çıkan bir devlet olacak. Tek kazancı
bu ülkenin yerle bir edilmesi ve yıllarca, asırlarca sürecek bir kan davasının ülke içinde başlaması. Irak'ta da Suriye'de de aynı durum var. Tabii ki. Ve bu da İsrail'in güvenliğine endeksleniyor. Yani, hocam çok haklısınız gerçekten. Eğer çok mantıklı bir strateji uygulanıp yeni bir Suriye yaratılmazsa belki bir yüzyıl sürecek bir kan davası sonu gelmeyecek bir kavga. Şu an Afganistan duruldu mu? 40 senedir duruldu mu Afganistan? Ya. Yani Irak'ta ve Suriye'de Afganistan'ın daha başındalar. Evet. Afganistan sürecinin. Afganistan 40 senedir niye böyle? Bu isteniyor da bunun için böyle. Bir çekişme alanı olduğu için böyle. Yani Suriye'de de Irak'ta da istikrar sağlanması biraz zor görülüyor. Ama bir de çelişik durum şu. Birleşmiş Milletler'e rol verilmiyor iki ülkede de. Yani iki ülke adeta paylaşılmış gibi. Rusya'nın da tutarsız politikaları var. Bu şey nereden çıktı ki? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir kararı çıktı. Suriye'de acilen ateşkes ilan edilmesi. Ya Guta'daki rejimin saldırıları nedeniyle o çok kötü hocam. İnsanlık dışı bir noktada var. O yüzlerce insan ölüyor her gün. Ona bir şey yapmış olmak. Dün bir bombalama 27 kişi. Evet. 27 bir şey yapmış olmak gibi ama rejim senelerdir bunu yapıyor ve dünyada seyrediyor. Evet. Bugün ABD'lerin sert bir açıklaması oldu. Sadece rejim değil, Rusya da doğrudan sorumludur. Yani Rusya'yı savaş suçlusu ilan etmeye getirdi Amerikalılar. Ama 8 yıldır parmağını oynatmayan bir Amerika'ya artık hiç kimse güvenmiyor bu bölgede. Hele Türkiye hiç güvenmiyor. Tabii ki. Ve burada ana sorumluluk tabii Obama yönetimine ait. Yani Suriye krizinde inisiyatif almaması Amerika'nın. Hiç kimse de güvenmediği için tek başına kaldı şu an Amerika. Yani teröristleri ve Amerika yan yana. Bunu da nereye kadar sürdürülebilir? Yani eğer savaşsaydı şimdiye kadar savaşması gerekirdi. Bir takım müttefiklerini topluyor, Ürdünlüleri topluyor, Suudi Arabistanlıları topluyor. Bunlarla nereye gidebilirsin ki Orta Doğu'da? Tabii ki. Bunlar hiçbir anlamı. Savaş gücü olmayan bızdık devletlerdir bunlar yani. İngilizler, Fransızlar zaten son derece bencil insanlar. Hiç ABD ile maceraya girmeye niyetleri yok. Hocam ama planın kötülüğünü düşünebiliyor musunuz? 6 tane körfez ülkesini silahla besleyecek. Silah fabrikaları zaten kat be kat kazanacak. Dolduracak onları uçağından zırhlı aracına kadar. PYD grubunda kara gücü haline getirecek. Evet. Onlara da verecek, onlara da satılacak. Çünkü zaten parasını Suudi Arabistan ödüyor. Fazlasıyla. Yani İran'a karşı bu söylemi benimsemesi de bu dediğiniz yani Arapların parasını inek gibi sağarak o parayı alma. Yoksa İran'la savaşacağı falan yok. Böyle bir niyeti yok. Ya bu körfez ülkeleri olmaz zaten hocam İran yani. Evet. Çok komik kaçıyor gerçekten. Yani. Yıllara yayılacak bir cehennem olacak. Hı-hı. İran-Irak savaşı coğrafyası olduğu gibi. Ve yani. Üstelik dünya ekonomisi için böyle hayati bir bölgenin ateşe verilmesi Amerikalıların da işine gelmez. Tabii. Petrol akışı kesilecek. Yani bu söylemi tamamen Arapları kışkırtıp onların inek gibi sağılması amacıyla yapmakta. Fakat Suriye'de yol ayrımında ABD hem yapayalnız, hiç kimse ona güvenmiyor, hem de ne yapacağını bilmiyor. Evet. Hocam, Çin, ABD, Suriye'yi konuştuk. Şimdi iki konumuz var. Bir Avrupa parlamenter sistemine bir şeyle değinip size soru yönelteceğim. Şimdi Fransa'yı beraber inceledik, takip ettik. Almanya'yı takip ettik sonra. Macron seçim döneminde. Macron seçimlerinde. Yani Macron seçiminde zaten iki şey tespit etmiştik. Bir, burada muhalefet yok yani. Herkes kendi programını. Bir de sağ Le Pen grubunun aşırı sağ yükselişini görmüştük. Almanya parlamenter seçimlerinde zaten orada da aşırı sağ rekor yükseldi ve tek lider çıkmadı. Almanya 1,5 yıl geçti. 1 yıl mı geçti hocam? Yakın geçti. Daha yeni koalisyon kurabildi. Ve üstelik komik bir koalisyon. Yani yalvar yakar zaten tarihinin en kötü notunu almış seçmenden. %20'ye düşmüş bir Sosyal Demokrat Parti ki seçmenin bu tavrı Sosyal Demokrat Parti'ye bir cezadır. Merkel'in kucağına oturduğu için
Sosyal Demokrat Parti'ye tabanı tepkili ve bir ceza, bunu hiçe sayacak şekilde yeniden koalisyona giriyor Merkel'le. Yani tamamen ahlak dışı bir koalisyon. Yani tabanı her an çatılacak bir koalisyon. Yani zaten Almanya bir anda, bir de ilginç yani şimdi seçim sonrası eğer güçlü bir parlamenter sistemi yönetecek bir lider çıkmadığı takdirde o ülke ne kadar güçlü olursa olsun Avrupa'da şey yapıyor. Sessizliğe gömülüp kalıyor. Bakın Almanya'dan ses seda çıkmıyor bir yıldır neredeyse. Hocam bir de İtalyan seçimlerine baktınız. İtalya'nın da siyasal sistemi yani Almanya'dan... Bu geçen hafta oldu değil mi? Almanya'dan bir farkı yok. Evet. Cumhurbaşkanı da aynı bir biçimde etkisiz eleman bu iki ülkede. Ve şu anda da İtalya'da bakalım hükümet ne zaman kurulacak. Yani parlamenter sistemin İngiltere ve Japonya hariç ciddi olarak işlemediğini görüyoruz. Yani Belçika'yı hatırlayın. Belçika'da hocam 430 gün mü 450 gün hükümet kurulamadıydı. Hatırlıyor musunuz Belçika hükümet krizini? Yani İtalya, evet. Almanya, Belçika. Şimdi hocam bunları İspanya'yı dahil edelim mi? Katalan krizi zaten orada boğuşuyor. Ayrı bir kriz. Evet. Orada ayrı bir kriz. Yani parlamenter sistemi gözü kapalı da savunmamak lazım. Yani bizde de aynı krizleri biz de yaşadık. Koalisyonlar döneminde ne kadar büyük ekonomik krizler yaşadık. Şimdi hani koalisyon iyidir, koalisyon kötüdür. Bu ayrı bir tartışma da. Bir de gözümüzün önünde yaşanan fiyasko ve komedi var. Yani bir Almanya komedisi, İtalya komedisi var. O anlamda hani şu zannedersem onu da son gündem maddemiz hani koalisyonları aşmak için ona geleceğim seçim hocam. İttifakı meselesi. Yani bu parlamenter sistemin laçkalığı ve laubaliliğiyle ve herkesin kaprisine dayanan bir sistem. Yani kapris ifade etmiyor özgürlüğü hocam bu parlamenter sistem. Başka bir şey değil. Siyasal bir disiplin yok burada. Herkes kaprisine göre hareket ediyor. Almanya, İtalya'da bunlara model oluyor. Bereket Charles de Gaulle'ün sayesinde Fransa o yarı başkanlık sistemi anayasasını getirdi de yönetimde en azından bir istikrar var. O da tabii yine iki turlu seçim ve şeyin birleşmesiyle oldu. Seçmenin birleşmesiyle oldu. Tabii. İki turlu olmasa o da olmayacak. Bu nedenle yani parlamenter sistemin işlevselliği yok. İngiltere ve Japonya'da iki istisnası bunun. İşlemesinin iki istisnası evet, yani. Yani. Ama İngiltere'de tabii hocam şeyden sonra Magna dört asırlık var, tabii, şeyi var. Tabii dört asırlık bir Cromwell dönemleri ve esnek var. Yani rekabet yerine uzlaşmayı tercih eden siyasi irade var orada. Evet. İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da dehşet sağ sol bölünmesi vardır. Bu da tabii böyle kriz oluşturan koalisyonlara neden olan manzaralar ortaya çıkıyor. Şey de olabilir, sanki hani aşırı sağ yükselmesinin arka planında bu Avrupa Birliği'nin azınlık politikaları, hani Avrupalı kimliği yaratma projesi kapsamında tabii, milli kimliklerini düşürecek. Sadece o değil, mülteci yığını. Mülteciler zannettiğimiz gibi Suriyeliler ve Afrikalılar değil, onlara zaten ırkçı tepki var da Doğu Avrupa'dan gelenlere de ırkçı tepki var. Yani şey deniyor ya. Polonyalılara da tepki var. Romanyalılara da tepki hocam var. Hem bir de bu tepkiye karşı onlar da artık etki gösteriyor. Yani onlar da tepki gösteriyorlar. Şimdi sap nasyonalist değil mi? Sap nasyonalizm yani alt kimlikler. Hı-hı. İşte bu azınlık kimlikleri yani. Bunlar iki grup biliyorsunuz. Birisi milli kimlik, otoktan grupların ki öbürü de dediğiniz gibi göçmen grupların gelmiş oldu. Şimdi şöyle düşünmemek lazım. Belki sayın izleyicilerimiz şey düşünür hani Afrika'dan gelen göçmenler falan ama şimdi bunlar geldiklerinde zaten kendi kökenlerinin Avrupa'daki şeylerini buluyorlar, gruplarını buluyorlar. Evet. Yani mesela Belçika... Getto oluşuyorlar, evet. Var zaten hocam. Mesela Belçika'nın Brüksel'in göbeğinde Tulus gettosu var. Mahallesi var, evet. Şimdi Afrika'dan gelenler Brüksel'lerin oturduğu, Belçika'nın oturduğu yere mi gidecek sığınmak için? Yoksa o Tulus, Cezayir mahallelerine mi gidecek? Bu sefer oraya gidiyorlar. Orada da bir şey... Asimile olmuyorlar. Yani topluma entegre olmuyorlar. Zaten şey öyle diyor. Bu konuda anketler yapıyorlar. Avrupalıların birçoğu da biz onları diyor
içimize alıp diyor entegre edeceğimize diyor onları diyor dışladık. Gettolaştırdık. Gettolaştırdık evet. Ve kendi içlerinde diyor kendi kültürlerini kurdular. Bizle hiç birleşmediler diyor. O yüzden de şimdi diyor çok büyük hepimiz için sorun haline gelmiş durumda bu problem. Hocam sorun haline geldi de siyasetçileri de Avrupa'da sorun çözen insanlar olmaktan çıktılar. Ne haline geldiler? Irkçılık üzerinden, yabancı düşmanlığı üzerinden siyaset yapmak kolay. Kolay bir şey. Yani toplumun ana damarına hakim oluyorsunuz. Ondan sonra kısmetinize çorbadan ne düşerse alıyorsunuz. Hollanda'da Wilders, Avusturya'da işte bu Haider. Böyle çıkmış adamlar bunlar. Yani toplumda bir refleks, bir birikim oluşuyor. Yabancı düşmanlığı üzerine. Fransa'da Sarkozy hatırlayın. Sarkozy de orada bu işin şampiyonluğunu yaptı. Bu şeyin ne o Le Pen'in babası da zaten en aşırı radikal başlatan oydu bu hareketi. Evet. Son geçen seneki seçimde rekor %38 oy aldı ırkçı parti. Evet. Fransa'daki potansiyele bakayım ırkçı hocam partinin. Hocam sadece Avrupa değil, Rusya bağlantısı bile var. Zhirinovski evet. Grubu değil mi? Yani bunların hepsinde var zaten. Rusya'da Zhirinovski demokrasi anlamında Rus halkının tecrübesizliğinden yararlandı ama şu an %5'lerdeki bir partidir. Yani 93'te Rusları böyle şişirerek, doldurarak, sözüm ona onları gururlarını okşayarak. Veya belki de medya mı şişirdi nedir yani o işte zamanlar çok duyuyorduk. %22 bir oy aldı. Ama ilk seçimde %12'lere düştü. Arka binde de şimdi %5'lerde dolaşan bir lider. Ama Rus siyasal hayatında da böyle bir adam olacaktır her zaman. Yani. Ama bu gidişte ben şey diye tahmin ediyorum. Fransa'da bir dahaki seçimlerde Le Pen şeydir. İddialı hale gelir yani. Çünkü şöyle bir şey var. Babasının izinden takip etmiyor. Babasından daha akıllı davranıyor daha bu kadın. Daha akıllı davranıyor. Yani biraz merkez sağ hitap eden politikalar üretiyor. Hocam hatırlarsınız o Le Pen'in programından bahsetmiştim ben. Hiç burada ırkçı vurgu yok aslında. Evet. Sadece Avrupalı birliğinin korkusuyla dopingliyorlar şeyi. Hocam tetikliyorlar demiştim. Ben diyor yani aklımca mesela gerçek öz beyaz Fransızların oyunu alsam iktidar olurum diyor. Yani farklı gruplara ne gerek var diyor. Buradaki en büyük rakibi Fransız aşırı solu. Merkez sol da değil. Merkez sol mesela kaygan bir siyasettir Avrupa'da. Bizde henüz yok. Bizdeki temel mesele merkez solun ve merkez sağın oluşmaması. Bu nedenle bizdeki siyaset cepheleşme üzerinden yürüyor. Şimdi bu ittifak mevzuu benim öyle bir umudum var. İttifak üzerinden seçimler 2019'dan itibaren şekillenmeye başlarsa partiler söylemlerini değiştirmek durumunda kalacaklardır. Yani bir parti böyle kışkırtıcı bir söylemle radikal bir görüntü olacağı için partilerin kimse marjinal, radikal bir noktada olmak istemeyecektir. Evet. O nedenle bu ittifakı ben hayırlı buluyorum. Yalnız bazıları biraz cahilce laflar ediyorlar. Hani koalisyon olmayacaktı diyorlar. Yani bunlar koalisyonla ittifakın çok basit farkını anlamamış zavallı insanlar. Çok basit bir farkı var. İttifak seçimden önce yapılır. Koalisyon seçimden sonra yapılır. İttifakta kapris olmaz. Dayanışma olur ittifakta. Koalisyonda kapris ve cepheleşme olur. Bir de pazarlık usulüdür koalisyon. Pazarlıktır. Ne zaman bir biteceği belli değil. Evet. Bereket versin 45 günlük bir hükümet kurma süresi var. Erken seçim riski olduğu için o da Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifindedir. Otomatik değildir yani. Öyle bir risk olduğu için zorlama oluyor. Oysa ittifak koalisyonun baştan hazırlanmasıdır. Kimsenin kaprisine, keyfine bırakılmamasıdır. O anlamda isabetli buluyorum ben yani bunu. Yoksa şu parti bu parti anlamında değil. Bir de tabii ki iki turlu bir mekanizma olduğu için Cumhurbaşkanlığı seçimi bunu zorunlu kılıyor. Bu seçim kanunumuz açısından da hayırlı. Artık %10 barajının bir anlamı kalmayacaktır. Yani ittifak olarak %10'u geçmek önemli olacaktır. Bu da tabii küçük partilerimiz için de hayırlı bir şey. Evet. Yalnız şöyle bir şey de var.
baraj sorunu kalmayan küçük sol ve küçük sağ partiler oy patlaması yapabilir. Yani geleneksel sol, geleneksel sağ söylem artık ben barajı aşıyorum, öbürleri aşamıyor rahatlığında olamayacaktır. Çünkü ittifaklar da her şey olabilir. Evet. Öyle bir kritik bir karardır ittifaklar. Yani ittifakla beraber hareket eden küçük birkaç parti bile normal şartlarda ittifak içinde, baraj altında kalsa bile ittifakla beraber %10 evet, üzerinde olduğu için öyle, çıkacak. O rahatlığa evet. Küçük partiler kavuşacağı için artık onlar küçük parti olmayacaklardır. Tabii. Yani seçmenine diyecektir ki bakın baraj sorunumuz yok. İster X partisine ister bize. Ama X partisine tepkiliysen X partisini cezalandırman gerekir. Oyun boşa gitmesin diye bir şey artık mazeretin yok. Evet. Bunu seçmenlere isabetle anlatan bir küçük parti %5'leri %10'ları zorlayabilir. Yani şu anda büyük parti dediğimiz partiler hiçbir şeye güvenmesinler. Onu demek istiyorum. Yani o zaman sağda da solda da yani. Evet. O zaman ittifaka giren MHP bir açıdan akıllıca davranmış. Farklı neticeler her zaman gelecek çıkabilir. Yani. Akıllıca tabii ki davrandı ama MHP biraz Sayın Bahçeli'nin sağduyulu ve siyaseten sorumlu yaklaşımıyla bunu yaptı. Oradan ayrılanların oluşturduğu partinin pek öyle sorumlu hareket etmediğini ve şehitleri istismar üzerine zaten bir iğrenç bir politikadır bu. Evet. Bu çizgiyi fazla değiştirmediğini görüyoruz. Ama onlar da neticede bir harekettir. Hiç olmazsa bu görüştekilerin ayıklanması bakımından bence bu bölünme MHP için yararlı olmuştur. Yani saksının içindeki parazitlerin, yabancı otların ayıklanması gerekiyordu zaten. Hocam şeyi nasıl etkileyecek peki belediye seçimlerini? Belediye seçimleri ayrı şimdi gelecek zaten. Belediye seçimlerinde bu söz konusu değil. Şimdi bence benim şahsi görüşümü bir söyleyeyim. Belediye başkanlığı seçimi de cumhurbaşkanlığı seçimi gibi olmalı bence. İki turlu ve %50'yi aşma şartı olmalı. Ama siyasilerimiz bunu şu aşamada uygun görmüyorlar. Fakat orada hatırlarsınız MHP ana muhalefetin yanında bir muhalif unsurken belli illerde işbirliği yapmıştı. Yani sol partiyle MHP ve ne yapmışlardı? Şu ilde sana, bu ilde bana şeklinde meclis, belediye meclisi seçimlerine değil, il genel meclisi seçimlerine değil. Herkes kendi oyunu aldı. Ama başkanlık seçiminde iktidar partisini aşmak için yönlendirme olmuştu. Ankara seçimini hatırlayın. En son Ankara seçimi veya daha önce Balıkesir, Bandırma, Bandırma senin, Balıkesir benim şeklinde. Bunlar bu defa MHP ile AKP arasında olabilir böyle bir işbirliği, böyle bir paylaşım diyeyim yani. Hocam ben size zamanımız kalmadı. Son bir şey sormak istiyorum. Peki bu şimdi parlamenter sistem illa partiler ve sonra parlamenter sistem diye bir şey yok. Parlamenter sistem var. Evet. Partisiz parlamenter sisteme gider mi Avrupa'da falan? Böyle bir şey hissediyor musunuz? Ben hocam, bir şey daha söyleyeyim. Seçim kanunu. İran mesela, İran biliyorsunuz. İran'da parti yoktur. Evet. Bölgelerin adayları vardır. %20'yi geçerse aday meclise girer. %20'nin altında kalırsa bir seçim daha yapılır o bölgede. Hocam İran'da ideolojik bölünme, ideolojik bölünme olan bir toplum değil ve laik parti kurulamıyor İran'da. Yani adaylar dahi elemeden geçiyor. Nasıl Sovyet sisteminde ya da şu an Çin Halk Cumhuriyeti'nde emekçi kesimlerin dışında bir parti söz konusu olamazsa, şimdi Avrupa'da parlamenter sistem tıkanıklık yaşıyor ve laçkalık yaşıyor ama Avrupa'da sınıfsal bölünme ve ideolojik bölünme had safhadadır. Dünyanın diğer bölgelerinde böylesine bir yelpaze diye bir şey yoktur. Avrupa'da vardır. Amerika'da yoktur mesela yelpaze diye bir şey. Sınıflar olduğu halde sınıf partisi yoktur Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi bundan ötürü partisiz sistemin pek olma ihtimalini görmüyorum ben Avrupa'da. Peki şöyle teorik olarak baksak sanki bana daha güzel gibi geliyor partisiz bir sistemlerin. Gene parlamenter sistem ama partisiz parlamenter sistem. Yani normalde refah toplumu olmuşsanız yani sosyal
sosyal devlet olmanın da ötesinde refah toplumu olmuşsanız zaten sınıfsal bakamazsınız. İdeolojik de bakamazsınız meselelere. Çünkü sınıfsal bir sorununuz yoktur. Evet. Normalde Avrupa'nın böyle sizin dediğiniz gibi olması lazım. Ama burada ideoloji ve slogan partilerin kimliğini oluşturmuştur artık. Yoksa yani Avrupa insanının %50'si işsiz falan değildir. Yani öyle büyük bir ağır bir ekonomik çöküş içinde değildir Avrupalılar. Burada partilerin marka haline gelmeleri eski dönemlerin ideolojik söylemleriyle ve tarihle oluştuğu için bir sosyalist internasyonel geleneği, bir Hristiyan demokrasi geleneği Almanya'da, İtalya'da. Bu artık o partiyi markalaştırdığı için bunu çöpe atamazlar. Yani çok köklenmiş bir kökleri var. Farklı şimdi, felsefi deney. Bizde de var. Mesela bir bağlantıları var. Sağ gelenek var. Bir Atatürk'ten gelen bir sol gelenek var. Yani bunları efendim işte yürümüyor deyip kimse çöpe atmak istemeyecektir. Çünkü o markadır artık. Markadır. Ama biz de şöyle söyleyeyim. Bu ittifak hadisesi hayırlı olmuştur diyorum. Hani bu hayırlı olsun da derler ya. Bence hayırlı da olacaktır. İleride birleştirir mi acaba bizim parti gruplarımızı? İşte o umudum var. Söylem yumuşayacaktır. Yani ittifakla giriyorsan HADEP bile artık terör destekçiliği yapamaz. Bir ittifaka girmek istiyorsa bu parti sadece o bölgedeki aşiret partisi olmanın ötesinde bir Türkiye partisi olmak istiyorsa terör destekçisi yaparak hiçbir ittifaka tabii yamanamaz. O şu andan itibaren bunları hesaplıyor zaten. Bir kere terör söylemini bırakmak zorunda. Tabii. İkincisi kendi başına hareket edemez. Kendi oy aldığı bölgede bile ittifaklara oy verecek büyük çoğunluk olacak. Evet. Evet. Yani aynı dediğiniz gibi hocam, buyurduğunuz gibi yani Türkiye bütüncül yapısına hizmet edecek bir parti olarak ben diyecek ki Doğu Anadolu'daki vatandaşlarımı daha çok temsil edeceğim gibi bir söylemle girmesi her parti, lazım. Bakın yani. Sadece HADEP peki, için demiyorum. Peki adını değiştirmesi lazım hocam. Yani her parti kendine ılımlı bir yönde düzen vermek zorunda. Sadece HADEP için demiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de aynı durumda. Tabii ki. Cumhuriyet Halk Partisi başka sol partinin barajı aşamamasının rahatlığı içinde tam olarak bir çiftliğe dönmüştü. Ama artık bu rahatlık yok çünkü baraj sonu olmayacak öteki sol partilerin. Tabii ki bir de çok da zarar verdi yani şu son bir sene için söylemlerinde konuştuğumuz şeyler var. Kadrolarda, söylemlerde çok ciddi çok revizyon gerekecektir. Aynı şey AK Parti için de geçerli, aynı şey öbür partiler için de geçerli. Küçük partilerde baraj sorunu yaşamayacağı için hepsi şu anda pusuya yatmış durumda. Yani artık büyük parti olmanın rahatlığı yok. Çünkü baraj meselesi kalkıyor ittifakla. Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sayın ederim. Sayın izleyicilerimiz bugün çok saygıdeğer Profesör Doktor Mehmet Bülent Uludağ hocamla beraber Çin'i konuştuk. Avrupa parlamenter sistemini, İtalya'daki, Fransa'daki, Almanya'daki seçimleri konuştuk. Ve Türk iç politikasında ittifakları konuştuk. Önümüzdeki hafta mevcut haftalık gelişmelere göre programımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyoruz.